bana kulak verenler, bugününüz eminim ki çok güzel geçecek. Çünkü bu sabahki konuklarımız ilgiyince başka şansınız kalmayacak. Onlar önce mutlu bir çift, sonra meslektaş. Onlar birer evlilik terapisti. Onlar psikolog Kaan İlhan ve psikolog Deniz İlhan. Deniz Akyol İlhan. Nasıl pardon? Deniz Akyol İlhan. İki soyadı da kullanıyorum. Akyol babamın soyadı, İlhan eşimin. Ama niye öyle diyorsun hayatım? Benim soyadım, senin de soyadın. Aramızda senin benim lafı mı olur? Efendim, bu tatlı sürtüşmeler aslında evliliğin tuzu biberi değil mi? Şimdi evlilik kurumunun ortakları olan kadın ve erkek arasında bazı farklılıklar var. Mesela beyinlerimizin farklı çalıştığı bilimsel olarak ispatlanmış durumda. Dolayısıyla kadın erkek arasındaki ilişkinin özetini ne seninle ne sensiz diye yapmak mümkün. Anladığım kadarıyla siz buna rağmen evliliğinizi sürdürebilenlerdensiniz. Bana kulak verenler, şu anda siz göremiyorsunuz ama Kaan Bey bir cevap dikilinde eşinin elini öptü. Konumuza dönecek olursak, yazık ki boşanmaların büyük bir kısmı aslında eşlerin ilgisizliğinden ve sorumsuzluğundan kaynaklanıyor. Ne yazık ki, ne yazık ki. Ve bunun hemen ardından ihanet, aldatma, kıskançlık ve eş aileleriyle yaşanan sıkıntılar geliyor. Özellikle de erkek anneleriyle ilgili. Nazım, niye çektin fişi? Kızımı dinleyecektim. 300 pide var sipariş. Haşmet'in babasının 40'ı çıktı bugün. Dağıtacaklar. Allah rahmet eylesin enişte. Hadi çabuk olun, çabuk. Tamam, çalışıyoruz. Allah rahmet eylesin. Lütfen hayatım. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Çok eğlenceliydi. Çok teşekkür ederiz. Saygısız. En az 5 kere lafımı böldüm. Ben mi? Sayın Bayan Deniz Akyol İlhan. Ağrına mı gitti canım? Gururla taşıyorum babamın soyadını. Rasim Usta'nın kızıyım ben. Yahu niye ağrıma gitsin? Ben de seviyorum babamı. Program boyunca ideal şoförü yapmaktan şiştim zaten. Koşturtma beni. Sen mi ben mi acaba? Sen mi? Ben. Yahu adam durumu çarpmasın diye oturup eğilip elini bile öptüm. Ama sen radyo programından bile annemi iğnelemeyi başardın. Ne zaman? Boşanma gerekçelerini sayarken eş aileleri demek yeterliydi. Niye özellikle diyorsun erkek anneleri diye? Üstüne alınacak şimdi kadın. İsabet olur. Yavrum, şiddetli geçimsizliğimizin nedenini sadece anneme bağlama lütfen. Bizim annenin dışında bir sorunumuz yok Kaan. Şahsen ben 4/4'lük bir eşim. Muhakkak, öyle. Haklısın hayatım. Sen dağınık, inatçı, iddiacı, soğanlı soğansız fark etmeden bir menemen bile yapamayan 4/4'lük bir eşsin. Dikenli dilin de eşantiyonu. Çek kenara, ineceğim. Ya yolun ortasındayız, saçmalama. Saçmalama kotamı seninle evlenerek doldurdum ben Kaan. Dur dedim ya, dur, çek kenara. Madem. İn aşağı. Ne oluyor ya? Vazgeçtim. Sen indiğince inecek değilim ben Kaan. Hadi sür. Sürmüyorum. Sürmüyorum. Sen sür dedin diye sürecek değilim ben Deniz. Sür hadi be. Ya Buhtar yavrum, bir derdi vardı. Bize mi söylemiyor yoksa? Ha? Ay şişme Fidan. Ya baldız, ne derdi olacak? Kız evli, iki çocuğu var. Gayet iyi kocası var. He. Gerçi Rasim de başta karşı çıkmıştı Nedim'e ama sonra utandırdı vallahi çocuk bizi. 20 yıldır bir şeyini gördük mü? Görmedik. Gül gibi bakıyor Derya'ya. Olsa öyle. Derya! Derya, Halil kim? Mesaj atmış, randevu falan diyor. Halil. Kim bu? Doktorum Nedim.
Tahlil sonuçlarım çıkmıştır. Haber verecekti. Sen elin herifinin adını duyduğunda yüzünde niye güller açtı be gider ya? Aa, heriften değil. Bir saat önce ilaç almıştım. Ama içme diyorum şu ilaçları, alma diyorum. Uyuşturuyorlar diyorum seni, dinlemiyorsun beni sen ya. Nedim, sen o ilaçlara kurban ol canım. Yoksa çoktan koca katil olmuştum. Yok ama artık. Yok ama artık. Bu ne? Bu ne der ya? Bu ne? Bu perdeler niye açık der ya? Perde oldukları için olabilir mi? Açılmayacak olsa duvar örerlerdi, değil mi? İyi de pencerenin önü sokak. Gelen geçen bakacak içeriye. Kay şöyle azıcık. Darlanıyorum ben Nedim. Sıkılıyorum, anlıyor musun? Anama gitmeme de izin vermiyorsun. Kim? Ben. Hadi oradan ya. Ben şu ağzımı açmasam sana ananın evinden çıkıp da bu evi bulabilecek misin acaba? Çok merak ediyorum. Hem ben sana gitme demiyorum ki. Ben sana her gün gitme diyorum. Kalk. Kalk gidiyoruz. Bir dakika, nereye gidiyoruz? Yok öyle anana gidiyorsun değil mi? Tabii. Anandan yeni taktik almaya gidiyorsun sen. Tabii. Sen öyle abuk sabuk taktiklerin hepsini o anandan alıyorsun zaten. Biliyorum ben. Hadi anandan alamadın. O uçuk kaçık, o ruh hastası teyzenden alıyorsun. Nasıl bir ailesiniz ben anlamadım ki ya. Sen benim anama, aileme kurban ol Nedim'ciğim. Dam biridim bırıdım bırıdım bırıdık. Dam biridim bırıdım bırıdım bırıdık. Yürü oğlum. Gidiyoruz. Ya abla, acaba diyorum ki Ferdi'yi mi çağırsam dükkanına, yardım etse bize, sen de gidip evdeki işlerle uğraşsan? Ferdi'nin adını anmayın bana. Faydasından çok zararı var adamın. Evlenir akıllanır dedik. Evlendi, akıllanmadı. Çocuğu olur, sorumluluk duyar dedik, duymadı. Sonra tutturdu ev alacağım diye. Ev kim aldı, biz aldık. Almasak sokaktayım. Anne koş, babamla oyun oynuyoruz yine. Ama ne şüphe. Gerçi sende laf çok. Sende laftan başka bir şey yok ki zaten. Gel kızım. Ama önce biz seninle bir oyun oynayalım, olur mu tane? Ne oynayacağız biliyor musun anneciğim? Biz şimdi seninle kaçacağız. Bakalım babam bizi bulabilecek mi? Ama o çok hızlı koşuyor. Bu oyun çabuk biter. Yok annem, bu sefer hiç öyle çabuk bitmeyecek. Bu sefer babanın çalışıp önce bize yeni bir... Aslı. Lütfen aşkım. Yeter. Fidan. Fidan. Bak, bunları berbere götürüver kızım, hadi. Tamam, yetiştirdim şimdi. Canan, nereye gidiyorsun? Damla gelecek birazdan, evine gideceğiz. Düğün öncesi eve bir çeki düzen verelim dedik Rasim. Rasim. Yapma ama böyle, yeter artık. Ne yapayım Canan? Yani düşündükçe böyle benim boğazım düğümleniyor. Sanki biri göğsüme taş bastırıyor, elimde değil. Sen 3 evlat evlendirdin daha önce. Hepsi yuvasını kurdu, mutlu mesut yaşıyor. Evet, mutlu mesut yaşıyor da hemen Damla başka. Damla küçük bir kuş o. Sana çekingen. İçine kapanık, alıngan. Tabii. Ben üvey anneyim ya, bana Damla'yı anlat Rasim.
Şimdi bak. Şimdi öbürleri büyüdüler yuvadan, çok gittiler. Ama Damlam büyümedi benim gözümde. Daha neler? Onun yaşında kucağımda Derya vardı benim. Senin gözünde demedim ki, benim gözümde dedim. Damla evimizin neşesiydi. Şimdi o gelince sessiz kalacak, ıssız kalacak, böyle tım tım olacak. Evlenince onlarda kal bari Rasim. Yani evli oturalım, doğru konuşalım. Damla sensiz yapar ama bensiz yapamaz. Bir de yol yakınken bu işten vazgeçelim de tam olsun. Allah söyletti, nerede o günler? Ah. Ya Allah aşkına Rasim, olur mu öyle şey? Şurada kaç gün kaldı? Hı? Bu saatten sonra o yol sadece nikah dairesine çıkar. Hem o kadar harmandalı çalıştırdım. Boşa mı gitsin o emek? Ya Canan, sen de ne kadar meraklısın kız evlendirmeye. Ah Damla, ah. Şöyle bize uygun bir damat bulamadın. İçki vesalık ne güzel olurdu. Kim kızdırdı bakayım benim babama? Hı? Niye düştü bu ton tiş yanak var yere? Ha? Niye düştü bakayım? Niye düştü söyle. Ha? Yok bir şey, yok bir şey. Yok. Var bir şeyler. Sen bana söyle bakayım. Ha? Söyle bana, ben hemen onların ifadesini alayım. Aldım. Yok bir şey. Bak bak, gözlerim bak. Yok bir şey. Yok bir şey. Bak. Söyle söyle. Madem endişelerim var, kızına da söyle. Dedikliyor benim tanrım gönlüm. Sinan mevzusu mu? Ya. Baba bak, eğer istemiyorsan. Aa, istemez olur mu canım? Aa, nazar değecek diye korkuyor. Her şey o kadar yolunda gidiyor ki. Bir de minik yavrusu yuvadan uçacak ya. Şey biraz duygusal. Ben kıyamam size ya. Hiç kıyamam. Ya yani zaten bir yere gittiğim yok ki ya. Yani sadece evleniyorum. Fırsat buldukça çat kapı sizdeyim zaten. Ya çat kapı gelirim dedi. Değil misin? Otur oturduğun yerde kızım. Bakalım kocan izin verecek mi çat kapı? Hadi daha fazla bekletmeyelim insanları. Yürü. Hadi anne. Bacımıza yaptıklarının hesabını vereceksin, şerefsiz! Vurun! Ananıza babanıza rahmet, vurun! Siz de vurun! Ama öyle yalandan değil, harbiden vurun! Tırnaklarımı sök! Dişlerimi kırıp elime ver! 500 volt elektriğe bağlayın beni! Düşene bir tane de siz vurun! Hak ettim ben bunu! Kestik, kestik! Ne yapıyorsun oğlum sen? Kaderime razı oluyorum hocam. Senaryoyu niye değiştiriyorsun? Senin buradan sonra kurtulup dayak atman lazım. Ben de akıl mı kaldı ya yönetmenim? Kredi çekip kendi ajansımı kurdum. Onu ödeyebilmek için tefecilerin eline düştüm. Önce evim gitti, sonra eşyalarım gitti hocam. Karım kızımı alıp babasının evine döndü. Ailemi kaybettim ya. Kusura bakma ama karın haklıymış. %1 milyon. %1 milyon ya. Onun için ben iyi bir dayağı hak ettim hocam. Allah aşkına eşek sudan gelinceye kadar dövün beni abi. Dövün. Sınav için çok heyecanlıyım. Aslında ben önce çalışmaya başlamam lazım. Bakalım neler olacak. Aa, annemle Burak gelmiş. Bir şey oldu herhalde. Siz devam edin. Tamam. Kuzum. Anneciğim, ne işiniz var burada? Onu babana sor. Bu valizler niye? Annem evi terk etti abla. Anneciğim,
Babam da sen de hiç kolay tipler değilsiniz. Ama bu verdiğin kararın ne kadar ciddi olduğunu farkındasın değil mi? Farkındayım. Ve çok kararlıyım bu sefer. Vallahi ben evimi, odamı bırakıp hiçbir yere gidemem anneciğim. Kusura bakmayacaksın. Tamam. Sen gitmezsin. Hem babana göz kulak olursun. Olur mu? E şimdi ben seni alıp gitsem yerime birini getirir. Değil mi? Heh. İyisi mi böyle? Sen onunla otur. Aferin sana. Tamam. Siz nereye gideceksiniz peki? Çekilir misin önümden? Hayır, arkamdan gelsen ne olur sanki? Ben senin arkanda kalır mıyım sence? Danışanım geldi mi? Hayır bey, biraz gecikecekmiş. Ne haber Gülbin? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gülbin, gel gel gel. İşlem tamam mı? Hallettim o işi. Harikasın ben. Gel gel sen. Öyle demek istemedim. Ve ileri gittim. Özür dilerim. Ne zaman organize ettin bunu? O yüzden mi sürekli mesaj atıyordun yolda? Gel buraya. Aşkım. Gülbin iyi bir sekreter. Ben de iyi bir eşim. Özür de diledim. Hadi sen de dile barışalım. Ben niye özür dileyecekmişim senden? Şimdi anneme ettiğin kelimeler için. Sen anneni bana karşı korumazsan ben de öyle laflar etmem. Öyle mi yaparsın? Öyle mi yapacaksın? İstersen bunları kahve içerken konuşalım. Olur. Feryal anne. Cübri. Cübri neyi sekreter? Vay oğlum. Cübri. Anişko. Ay canım. Ne haber Deniz? Çok iyi. Ay vallahi ben bu eve bayılıyorum Damla. Kim bilir kaça aldılar. Tapu dairesinde imza atarken bir şey duymadın mı kızım, emin misin? Ya eminim anne, 30 kere söyledim ya. Hem Ayten annenin erkek kısmının üstüne tapu yapılmaz deyip evi benim üstüme yapması beni hala tedirgin ediyor. Evet vallahi. Düğün hediyesi olarak onlar sana ev aldı, biz de Sina'ya Tahtakale'den saat. Değil mi işte, ben de onu diyorum. Babam haklı mı acaba, biz çok mu altta kalıyoruz? Ay ne yapalım canım, onlar sana ev aldı diye bizim de saat kulesi takacak halimiz yok ya. Hem sonuçta kız tarafıyız. Yapacaklar tabii, yürü hadi. Güzeller güzeli kızım gelmiş. Nasılsın anneciğim? Çok iyiyim canım. Seni gördüm daha iyi oldum meleğim. Hoş geldin Canlı Hanım. Asıl sen hoş geldin Ayten Hanım. Değil mi? Ev kızımın çünkü. Buyurun, buyurun. Bence bir kadın kocasının eline bakmamalı hiçbir zaman. En azından başını sokacak bir evi olsun ki erkek kaçırırım korkusuna ona iyi davransın. Niye? Oğlunuzun kızımı hoş tutmayacağına dair şüpheleriniz mi var Ayten Hanım? O biraz zor. Çünkü Damla'nın arkasında kocaman bir ailesi, kapı gibi de kayınvalidesi var. Potansiyel suçlumuz nerede peki? Ofiste, işi çıktı. Ya kusura bakmayın, benim öndeki toplantım biraz uzadı da. Ben 5 dakika sonra ofiste olacağım. Hı hı. Tamamdır.
Tamamdır, sağ olun. Anlayışınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Damla bana davetli listesini göndermişti, sana mail attım. Gördüm Sinan Bey. Bu masa düzeni konusunda herhangi bir sorun istemiyorum, olur mu? Yani onlara gereken özeni gösterelim, bir sorun çıkmasın. Yani o kadar düğün yapıyoruz, sonra yaralamayız filan. Kız tarafı arkamızdan dedikodumuzu yapmasın. Çünkü düğünlerde böyle şeyler oluyor. Tabii, haklısınız. Yani özetle kusursuz olmalıyız, öyle de olacağız. Anlaştık mı? Anlaştık Zeynep Bey. Tamam. Yani ben aslında daha böyle pastel tonları düşünmüştüm. Pudra gibi filan. Can can can. Canım benim. Senin tenin soluk beyaz ya. Pudra hiç olmaz. Ay böyle kan emiciler gibi olursun. Ay insanlar mezardan çıkıp kardeşinin düğününe geldi demesinler değil mi ama? Değil mi Kaan? Mikan. Vallahi beni hiç karıştırmayın. Danışanlarım bekliyor. Karıcığım. Behlül Kaçar. Hop. Bir dakika. Yani ben aslında böyle şeyler istiyordum. Bakayım. Hayatım ama bu model seni önden buzdolabı kapağı gibi dümdüz, arkadan da şehir atları vapuru gibi yapar. Aa, aslında hiç de öyle ciddi bir durum yok. Deniz Hanım'ın proporsiyonu gayet düzgün. Teşekkürler. Kendini kamufle etmeyi çok iyi biliyor da ondan öyle söylüyorsun. Bana bak oğlum. En az bir hafta evi terk ettiğimizi kimseye çaktırmazsan... ...o internetten istediğin oyunlu şeyini alacağım sana. Hemen alırsan anlaşabiliriz. Haftaya olmaz. Sonra almıyorsun. Ya tamam ya. Eve girince vereceğim kartı, söz. Yes işte. Aa, kuzular gelmiş. Ne haber kuzu? İyi teyze, sen? İyi. Bu ne? Ay anne, elbiseleri çöp poşetinde mi getirseydim yani? Kız, kahve içmeye gelirken bu kadar eşya niye diyorum. Ay vallahi şak kadına ayılacağım, az şak kadına. Kahve içmeye geldiğim kim söyledi canım? Ay siz akşam yemeğine de mi kalıyorsunuz yoksa? Hı. Akşam yemeğine gelirken bu kadar valizle mi gelinir ha? Kız doğruyu söyle. Ölü mü gül? Edimle mi bozuştursa? Vallahi bak, ay, ay, ay. Ense sapıma bir ağrı girdi gene, ay. Ya yok öyle bir şey canım. Nereden çıkarıyorsun? Ya ben düğün öncesi birkaç gün önce geleyim de... ...bir yardımım dokunur diye düşündüm. Bu da evde babasıyla didişiyormuş. Aldım onu da getirdim. Çok şükür. Ay ben de ayrıldığını sandım. Kız, hadi. Buyurun. Geç. Zahmet olacak. Ya bana da bir anahtar verseniz diyorum da artık böyle gelince kapıda kalmasam değil mi? E ben evlenince benimkini alırsın abla. Hadi. Ha, iyi fikir. Yemekte içme. Sonra. Bak sonra midende erimiyor yemekler. Aslanım. Hah baba. Dede. Dedem de, dedem. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne hoş geldin. Hoş geldin kızım. Sağ ol babacığım, hoş bulduk. Hoş geldin babacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kızım, damat nerede? Ha, Nedim, biraz işleri yoğun da babacığım. Ben anneme düğün üstü yardıma geldim. Ha, öyle mi? Hoş geldin Rasim. Hoş bulduk Canancığım. Bakıyorum yüzünde güller açıyor torununu görünce maşallah. İçeriden geliyor sesin. Bu ne? Sen böreğini şey yap, içeri götür, sabahleyin siz onları kahvaltıda ısıtır yersiniz. Yok, ben bunu buraya koyayım. Heh.
Koy anneciğim. Kim hangisini beğenirse onu yesin Razi. Ama sen bunu bir ısıtı ver. Hadi. Isıtayım. Isıtayım. Ben gideyim bakalım ısıtacak mı? Yandık. Vallahi yandık, aç kaldık. Açız. Mis. Gel buraya. Herkes oturmadan başlanmaz hani. Gel buraya. Sen kendini kurtar. Sok şunu ağzına. Aç kalma, tehlikemiz var oğlum. Çabuk 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 çabuk. Koymuş ısıtıyor. Aman iyi baba. Nerede? Oğlum o ne hal? Aha, dayımı dövmüşler. Ya sen dayak mıydın birisine? Ne oldu böyle? Ferdi, oğlum. Ne oldu sana? Abi, bir şey söylesene, ne oldu? Canım ailemin tatlı kadınları. Bir şeyim yok ya, küçük bir iş kazası. Senin bir işin yok ki dayı. Doğru söyledi ama. Hay aklımdan bir yaşadım. Yalnız dede torun çok acımasız şey yapıyorsunuz ha. Benim de kendi çapımda hatırı sayılır bir ünüm var yani. Evet, evet. Tabii. Lan geçiyorum hani. O börek! Yo, o börek değil. O börekten yemeyeceksin. O annenin böreği. Şimdi benim yaptığım börek ısıtılacak. Onu yiyeceğiz bu akşam. Ye oğlum, ye. Ana böreği seversin. Yani iyiyim de ben şöyle bir el yüz, hatta komple iç dış kendimi bir yıkayayım. İşin kiri pası üstünde, şimdi bulaştım benim. Dayı, pastacılığa da yap, uzun sürer. Bu ne bu kadar şaka ya? Oğlum, çık. Şişt, bana bak, özürle tanem nerede? Sana söylüyorum. Bak, çekti. Vay, kim gelmiş? Dede. Ay, gülüm gelmiş benim. Bir tanem gelmiş benim. Hayırdır kızım? Hayır diyelim, hayır olsun baba. Neyin var senin, kocan nerede? Tanem, bir tanem. Gel, biz resim yapıyorduk ya seninle. Hadi devam edelim kızım. Babamı yapacağım. Babamı özledim. Yaparsın kızım. Yaparsın. Eline sağlık. Ay, geçin. Gel, gel. Gel bakalım, anasının talihsiz oğlu. Gel, otur, geç. Baba. Söyle. Senin börekler nerede ya? Şimdi senin börek varken başka börek yenir mi Allah aşkına? Ferdi, yalakalığı bırak. Söylesene bana, hangi alacaklıktan kaçarken yolun eve düştü? Hı? Aşk olsun ya baba. Gerçekten kalbimi kırıyorsun artık ha? Kafanı kırmadığıma şükret. Söyle bakalım, gelinimle torunum nerede? Canan, ne oldu? Anne! Ne oldu, gel. Fırının düğmesini fazla açmışım. Bak. Benim böreklerim. Yaktın. Yakmış, yakmış. Anne, hadi. Ne yapıyorsun ya? Buyurun, yiyin ananızın böreğini. Bak, şimdi sana bir soru sordum. Öznur'la tanem nerede? Şeydeler ya. Şey derken gerçekten çok açıklayıcı oldu abicim. Babasına bıraktım. Daha iyi misin şimdi? He? İyi geldi mi?
Dikkat ettiysen ismini kullanmadım adamın asabın bozulmasın diye baba. Sebep? Nasıl? İşte sen kayınpederden çok haz etmiyorsun ya konuşmuyorsunuz falan. Bak Ferdi konumuz o değil. Kızınla annesini niye babasının evine bıraktın sen? Ferdi. Ya baba. Üst komşu evi tadilata soktu da. Sabah 8'de başlıyorlar. Tak 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 tak. Zar 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 zar. Fayansları falan kırıyorlar. Tanem de çok korkuyor yavrum. İyice trildek oldu kız. Evin içinde böyle babacım babacım diye geziyor. Yani katlanılacak gibi değildi. Ben öyle söyleyeyim. Özgür de babasını özlemişti. Dedim hadi fırsattan istifade. Herkes şöyle ailesiyle bir hasret gidersin. Nasıl da burnumda tutuyorsunuz? Nasıl özlemişim babam? Canım babam. Öyle özlemişim ki. Hem kardeşimin düğünü var ya. Kız sen gelin mi oluyorsun? Gelin oluyor ya benim küçük kardeşim. Dedim bir işe yararım orada. Getir, götür, sök, tak, kaldır, indir. Çok iyi düşünmüşsün oğlum. Aferin anneciğim. Aferin sana. İnsanın ailesi gibi yok be. Vallahi. Benim aslan ailem dururken ben şimdi gidip orada mı kalacaktım? Ben böyle bir babanın oğluyum. Böyle bir babanın. Ben bu çöl kaplanının yavrusuyum. Hey arkadaşlar. Lütfen. Ya ben bu adama niye kızamıyorum ya? Şöyle ağız tadıyla bir kızmak istiyorum. Soru sormak istiyorum adama bak. Bana bak. O serseri bir daha bu eve adımını atamaz haberin olsun. Benim babam serseri değil bir kere. Tanemciğim. Canım sen dedenin gardırobundan bir havlu al. Banyoya git olur mu? Ben de geleyim birlikte banyo yapalım. Küveti de dolduralım mı? O küvet kaç litre suyla doluyor haberin var mı? Kendi evimizde doldururuz anneciğim olur mu? Sen bu akşam da köpük savaşıyla idare et. Hadi anne. Hadi koş. Güzel. Kendini boş yere kandırma. Elindekini tutamayan yenisini nasıl alsın? Ev gitmiş gitmiş, ev gitmiş. Ulan ne desen haklısın. Kocam konusunda yani. Ama Ferdi sorumsuz bir eş olduğu kadar da çok iyi bir baba. Ve ben seçimimin bedelini bu çocuğa ödetemem. O yüzden Ferdi şu aklını bir toplayana kadar, bir işe girene kadar, yeni bir ev açana kadar ben her şeye katlanırım. Ama baba ne olur Tanem'in karşısında babası hakkında böyle konuşma. Yalvarıyorum ya. Ferdi sayesinde kızımın bir yuvası kalmadı. Bari böyle şeyler duyarak ümidi de gitmesin. Ferdi sayesinde benim de kızımın yuvası kalmadı. Sen nasıl kızına üzülüyorsan ben de kendi kızıma üzülüyorum. Ya anneniz nerede çocuklar? Bilmem baba. İçeride bir şeye takılmıştır. Aa, getir getir. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Sağ ol abla. Damla. Gel son kez şu senin çeyizlere bakalım. Hazır. Burak da babamlarla oturuyor. Baba. Efendim? Denizin dibine baktın mı? Hı? Cumaları? Cumaları ben camiye gidiyorum. Denizin kenarında ne işim var? Dizi dede dizi. Dayım orada oynadı 2 bölüm. Boş ver dayıcığım. Boş ver ya. İzlese bilirdi, izlememiş demek. Ferdi sen dizide mi oynadın? Cuma günleri mi yayınlanıyor? Bak Ferdi, niye seyredemedin biliyor musun? Belki biliyorsundur. Ben şimdi şeye gidiyorum, lokale gidiyorum. Şey, Harmandalı öğreniyorum. Bizim bu Manam Necati var ya, oğlu çok iyi biliyormuş. Beni çalıştırıyor. Hiçbirinizin düğününde böyle doya doya bir Harmandalı oynayamadım. Ama Damla'nın düğününde oynayacağım şöyle efeler gibi. Kaldıracağım ellerimi böyle doya doya dedim. Harmandalı oynayayım dedim. Ondan işte. Oynama başım,
Oy. Şey, komedi midir, dram mı? Dram. Bak, dram çok severim. Ya seyretmez miyim ya? Oğlum oynuyor. Onurla, gururla seyredeceğim tabii. Muhakkak seyredeceğim. Tamam işte. Harman dalından fırsat bulursan bir gün izlersin. Acelesi yok. Neyse, ben bir elimi yüzümü yıkayayım ya. Çayını içmedin mi? İçmeyeceğim baba, canım istemiyorum. Bunun da bu alınganlığı. Damla, ben Nedim eniştenden ayrılmaya karar verdim. Ne? Ne demek Nedim? Şşşt, duyacaklar. Allah Allah. Yani böyle ayrılacağım derken ayrı evlerde yaşamak gibi bir şey değil. Dümdüz boşayacağım gitsin. Aa. Kızım kapat şu ağzını. Yoksa hapkolik olacaktım, anlamıyor musun? Ben siz mutlusunuz zannediyordum. Ya ben kendim bildim bileli siz Nedim eniştemle berabersiniz. Nereden çıktı şimdi ayrılmak ya? Benim düğünüme 4 gün kaldı. Ya kızım, düğünden sonra tabii. Ben nasıl apar topar boşanayım zaten. Bak şimdi, senin düğüne enişten gelmez. Dolayısıyla bizimkiler de böyle yavaş yavaş bir şeyleri anlarlar. Ben de bir açıklama yapmak zorunda kalmam, tamam? Ha, Ferdi. Neredesiniz kızım? Sizi arıyorum ya. Ne oldu? Direktman konuya gireceğim. Evi tefeciler sattı. Öznur da tanemi alıp babasının evine döndü. Resmen ayrıldık yani biz. Koptuk. Ev de gitti. Ama siz bir teker teker gelin ya. Ya bir teker teker gelin ya. Ne oldu abla? Sana ne oldu ki? Nedim'i terk ettim. O. Bana bak Ferdi. Aramızda senin ağzın pazar yeri. Ne oluyor ya? Ne bu abi? Herkes üstüme geliyor benim. Siz ne zaman benim bir pot kırdığımı gördünüz? Allah aşkına bir tane söyle. Abi bak, ablam doğru söylüyor. Sakın annemle babama çaktırmıyorsun, tamam mı? İndir şu elini. Abinim ben senin. Ben neyin derdindeyim, siz neyin peşindesiniz? Ev gitti, eşyalar gitti, karım gitti. Giderken kızımı da götürdüm. Yani normal olarak. Dımdızla kaldım ortada ya. Ev işlerinden canımı zor kurtardım diyorum, anlamıyor musun? Ne oluyor ya? O ne ses ya? Annem! İnşallah duymamıştır ya. Duydu, kesin duydu anne. Babacığım. Annem yapmış sabah. Cevizli falan. Kaymak da koymuş yanına. Vallahi parmaklarını yersin. Yok yemem, istemem. Sağ ol kızım. Ama sen tatlıya hayır demezsin. Ehle kabağa bayılırsın baba. İşte demek ki artık bazı alışkanlıklarımı değiştirme zamanı geldi kızım. Bazı alışkanlıklar derken? Hiç beni suçlama Tuğçe. Annen aylardır hayalet gibi geziyor evde ya. Aklı evde değil çünkü, aklı. Antidepresandan dolayı babacığım. Ayrıca bir kadın için hiç kolay bir dönem değil bu. Tabii siz erkekler yaşamadığınız için anlamıyorsunuz ama her kadının başına geliyor sonuçta. Yani annem de birazcık erken ve yoğun yaşıyor, hepsi bu. Kadın gergin. Yaşadığı hayatı sorguluyor. Monoton geliyor demek ki ona bazı şeyler. Bu ne demekmiş şimdi ya? Ne yani? Derya Hanım'ı eğlendireceğiz diye hokkabazlık mı yapacağız bundan sonra? Bahane kızım, bahane ya. Oo, sen anneni bana mı anlatıyorsun? Evlendiğimizde olan bazı olayları da sen bilmiyorsun misal. Vallahi babacığım, birini sevmeyen insan kalkıp da kabak tatlısı yapmaz. Annem kabağı ağzına sürmez. Burak'la ben de sen zaten pudingçiyiz. Bu tatlı sadece senin için yapıldı. Vallahi kusura bakma ama birazcık daha sakin ve nazik olabilirsin. Bana karşı da. Sür. Sanki beynimin sapında davul çalıyorlar. Zurna da çalıyorlarsa babamla Harman dalı çalıştığı içindir. Kulağına yer etmiştir. Vallahi Ferdi, kazık kadar adam demem. Evire çevire döverim. Anne dur, tamam sakin ol. Bırak her zamanki zevzekliği. Abla. Sen hele sen hiç konuşma. Kızım madem pişman olacaktın, eve geri dönecektin, ne diye kocaya kaçtın? He. Ya annem ne olur bak, babam duyacak, kurban olayım. Canan. Ay. Duydu. Sakın beni söyleme. Ben
Ben lokaldayım. Hadi gel hemen de çalışalım. Duymamış. Duymamış. Senin içini vurar vurar eline veririm ha. Sen küçükken de böyleydin. Korkar korkar yine yapardın. Kızım senin boyunca çocukların var. O çocukların günahı ne? Annem ne olur ya. Bak çok üstüme geliyorsun. Zaten kendimi çok kötü hissediyorum. Peki babanıza ne diyeceğiz? Ha? Babanız duyunca ne olacak diye hiç düşündünüz mü? Ha? Ben Nedim'le evlenmesin dedim. Dinlemediniz. Ağzın kurusun Emi. Biz babanla her sabah saat 6'da kalkıp dişimizle tırnağımızla kazanıp aldık sana o evi. Verdi. Sen sadece kızının rızkını değil, bizim alın terimizde yedin be oğlum. Hadi babanızdan sakladık. Konu komşu, mahalleli, esnaf da olacak. Ha? Onlara da rezil olduk, hadi rezil olduk. Sağda solda konuşulmayacak mı senin evi satıldı? Senin Nedim orada burada konuşmayacak mı ayrıldık diye? Ha? Babanızın kulağına gitmeyecek mi? Ha? Sizin yüzünüzden 45 yıllık kocama düğüne kadar yalan söyleyeceğim. Ama sonrasını bilmiyorum. Burada konuşulanlar burada kalacak. Yoksa size hakkımı helal etmem. Düğüne kadar herkes ağzına mühür vursun. Özellikle sen Ferdi. Ama önce babanız öğrenirse ben bir şey duymadım, bilmiyorum.
Anne. Anne deme bana. Pardon. Canan Hanım. Biraz konuşabilir miyiz? Ben seninle konuşmuyorum Ferdi. Fark ettim onu, evet. Bırak bari yerleri ben süpüreyim. İstemez. Camları sileyim. Ferdi, bütün evi çamaşır suyuyla da yıkasan alamazsın gönlümü. Çekil şunu, çekil. Ne oldu? Kolun mu tutuldu aniden? Yeni bir şey değil ki. Dün geceden beri böyle. Yani ağrı mideme mi vuruyor, sırtıma mı belli değil, öyle bir şey. Buradan böyle geliyor sol kolumdan. Göğsüne de çöküyor mu ağırlık? Hem de ne ağırlık. Sanki göğsüme Nedim oturmuş. Ay bırak şimdi Nedim'i Medim'i. Sen şuraya uzan, olmadı bir hastaneye gideriz yavrum. Yok ya, gerek yok anne, boş ver. Bırakın ne halim varsa göreyim. Ferdi, oğlum. Yapıyorsun, yapıyorsun. Sonra pişman oluyorsun be evladım. Biraz büyük sözü dinlesen, bunların hiçbiri başına gelmeyecek. Kuyruğu dik tutmaya çalışıyorum ama... İçim paramparça be anne. Ben Öznur'la tanemsiz yapamam ki. Öleyim daha iyi. Ah, o ne biçim laf öyle? Ağzından yel alsın. Tamam. Ben halledeceğim. Merak etme sen. Nerede? Ben gider bugün Öznur'la konuşurum. Anne yok ya. Yeterince yük oldum ben size. E zaten düğüne gelmesi gerekiyor. İyi sen bilirsin anne. Sen bilirsin ben ne diyeyim. Aa, sizin ne işiniz var burada? İstemiyorsan hemen gidelim anne. Ay yok evladım, yok. Onu demek istemedim. Yani mesai saatinde ne işiniz var burada? Anneciğim, olanları duyduk. Hangisini? Aslında hepsini. Kimden? Anne ya, bilmek onların da hakkı. Sonuçta onlar da bu ailenin bir ferdi. Hadi ben girdim anneciğim. Ha, gel. Gel hadi. Kaç olan be. Ben içeride. Dede. Efendim. Damla teyzem evlenirken ağlayacak mısın? Oğlum nereden çıktı şimdi bu? Bir filmde gördüm. Kız evleniyor diye annesiyle babası ağlıyordu. Ya olur öyle şeyler yani. Analar babalar düğünde bazen ağlarlar. Saçma bence ya. Neymiş saçma olan? Ağlamaları. Ağlayacaklarsa niye kızı veriyorlar? Ayrıca adam kendisi bir babanın kızını almış. Çünkü karısı var. Çocukları olmuş. Evleniyor. Değil mi? Evet, öyle. Bu konular senin şimdi nereden aklına geldi? Sen yapamaz mısın? Kendi yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma diye. Evet, derim. Aynen öyle derim. Yalnız bak ben kız almadım. Yani şöyle, ben anneanneyle evlenince onların evine taşındık ya. Biz orada oturduk. O zaman senin baban ağlamıştı. Burak'cığım ben sana anlatmıştım ya. Benim annemle babam genç yaşta öldüler. Geldiğini bile göremediler sabahlar. Eğer ölmeselerdi tabii biz onların evine taşınacaktık. Orada oturacaktık. Kardeşi de yoktu değil mi? Dede. Yoktu hadi. Nedim? Nedim? Baba. Böyle dalgın dalgın yürüyorsun, hayrola? Vallahi daha ne olsun baba işte. Durumları biliyorsun.
Derya'yla sıkı bir konuşma yapmaya gidiyorum. Ne durumladı, ne konuşması? Dedemin daha olanlardan haberi yok. Haberim yok mu? Ne işler çeviriyorsunuz yine? Yine mi? Baba, daha önce ne zaman böyle bir şey yaptığımı gördün de yine diyorsun. Ben anlamadım ki. Şimdi konumuz o değil. Bana söyle. Derya ile niçin konuşacaksın? Yalnız dikkat ettim babacığım. Kaan'ın sesin hiç böyle yükselmiyor. Safi bana yani. Ben teessüf etmek istiyorum iznin olursa. Şimdi bak oğlum, siz ikiniz de damadımsınız. Ben ikinizi de evlat yerine koydum. Ama şimdi biz bunu konuşmuyoruz, çarpıtma. Söyle bakalım. Derya bir şey yaptı mı? Evet yaptı. Ne yapmış? Kirlileri sepetti, bulaşıkları da tezgahta bırakıp çıktı sanırım. Evet babacığım, böyle bir şey oldu. Yani normalde böyle bir şey asla kimsenin yanında söylenmez tabii ama yaptı. Kirlileri sepette, bulaşıkları da tezgahta bırakıp arkasına bakmadan basıp gitmiş babacığım. Derya. Allah'ım, sen benim aklıma mukayyet ol. Hadi dükkana. Dükkana. Yemin ediyorum, vallahi bana sorarsanız babama hiç yalan söylenmemesinden yani. Allah'tan sana soran olmadı Kaan. Bu bir aile meselesi. Enerjini kendi annenle ilgili olanlara sakla istersen. Allah Allah. Ya o kadının sana düğün için kıyafet diktirmesinin nesi yanlış acaba? Allah için bir de siz başlamayın ha. Bu ne abicim ya? Oğlum siz evlilik terapistisiniz. Bir faydanız dokunur diye çağırdım sizi buraya. Siz daha kendi aranızda didişiyorsunuz. Hiç. Yok yani terzi söküğünü dikemez gibi bir şey. Durun şimdi çeneniz düşmesin ha. Sen de lafını bil konuş Deniz. Ne demek o? Kendi enerjini kendi annene sakla. Ha? Kaan da bu ailenin bir ferdi. Yalnız ferdi derken hani birey anlamında diyorsun değil mi anne? Yoksa onunla beni denk tuttuğun için değil. Dur. Sustum ben. Anne, eniştem doğru bir şey söylüyor. Düğünden sonra kimse evine dönmeyince babam da anlayacak, her şey ortaya çıkacak. Canım, babam hepimizi kapının önüne koyacak hali yok. O zaman niye saklıyoruz ki? He? Hemen git söyle babana kızım. Ben Nedim'den boşanacağım de. Ferdi, sen de git. Evim satıldı, yuvam dağıldı. Baba evine döndüm de. Hay yavrum, hadi gidin. Yok ya anne, yok ya. Ne güzel iş ha. Babam öyle şey denir mi ya? Bütün İstanbul'da kovalar beni. İşin kötüsü yakalardı. Allah'ım, düşününce bile fena oluyorum. Yok anne, ben öyle babamın karşısına geçip söyleyemem ya. Kalpten giderim valla. Ay bak, bu boynum kasıldı. Neyi tartışıyoruz, neyi? Adam size sordu evlenirken hepinize. Emin misiniz bu işin dönüşü yok diye? Siz de eminiz dediniz ve dönüşü olmayan bir yola girdiniz. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Rasim iyidir, hoştur ama ölse lafından dönmez. O yüzden Rasim usta o zaten. Yandık. Babam geldi. Ne oldu ya? Babam geldi. Abi abartma. Abartma, bir sakin olun ya. Ay Allah. Sinan da beni almaya gelecek. Sakin ol. Kızım baştan söylesene. Damla. Kalp krizi geçirecektik ya burada. Sinan geldi. Bak. Sakın ha. Çocuğa bir şey belli etmeyin. Daha dün bir, bugün iki. Sonra demesin çocuk nasıl bir aileye düştüm diye. Hadi bakayım siz de silkelenin. Hadi düğün eviyiz ya. Biraz ayılın ya. Hadi. Abla şunu kaldır. Tamam. Abla sen beni yürüme. Biz düğün şarkımızı seçtik bu arada. Aç da biz de dinleyelim. Aç bakayım. Biliyorum ben bu şarkıyı.
Ama emin olamadım ya. Sizce de çok ağır değil mi? Yok, yok, yok. Harmonisi güzel, modern, tempolu. Sen zaten benimle aynı fikirde olsan şaşardım hayatım. Ya bırakın çocuklar istediklerini seçsinler. Ne münasebet? Anne, ne münasebet ya? Bu düğün hepimizin düğünü. Daha ilk dakikadan farkını ortaya koyması lazım. Misal, misal. Bana bir 3 saniye verin. Nasıl? Ha? İyi değil mi? Ha? Hoppa. Budur ya. Abi, mekana oyun havası eşliğinde girmemizi mi öneriyorsun? Sadece önermiyorum. Israr da ediyorum kardeşim. Vallahi iyi fikir. Bak 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 bak, içim kıpır kıpır oldu bak. Değil mi kız? Ya saçmalamayın. Bu şarkı düğünün ortalarında falan çalar ya. Oldu olacak, erik dalıyla girin ya. Ama yalnız onda ben de oynarım bak. Seni mi kıracağım kardeşim? Vallahi. O zaman senin için geliyor. İlik dalı gevriktir diyoruz. Ne diyorsun? Allah! Hoppa! Hadi hadi, şöyle damat kayınço karşılıklı bir gerdan kıralım. Gel. Gel. Bir dakika. Gel. Bir dakika. Kaan oynarsa bak ben de oynarım ama. Bak 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 bak. Bak. Kalktım. Dediğim böyle olur işte. Gel. Buranın sünnetinden beri oynamadım. Bakalım paslanmış mı Emma? Sen paslanır mısın? Döktür anne. Gel. Hoppa. Abi. 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 Hoppa. Yani şuradaki herkes tamam, neyse de senden bunu beklemezdim anne. Nedim, oğlum, hiçbir şey düşündüğün gibi değil yavrum. Öyle mi? Ne düşünüyorum ben anne? Ne düşünüyorum? Gözlerime mi inanayım, senin sözlerine mi inanayım? Ben konuşmak için gelmiştim buraya ama görüyorum ki siz bayağı bildiğin karşılıklı geçmiş gerdan kırıyorsunuz. Göbek atıyorsunuz bildiğin. Senin yok. Ya çok güzel. Hareketler aynen devam. Çok güzel. Beni şaşırtmadığın için buradaki herkes huzurunda sana teşekkürü bir borç bilirim. Derya. Enişte. Canım. Enişte. Nedim. Enişte. Ne oldu ben anlamadım. Ben 20 yıldır anlamadım bu damadı. Sen 2 günde mi anlayacaksın yavrum? Düğün kıyafetinde bir türlü karar veremedik de kıskançlık yapıyor işte. Biz onu aile içinde hallederiz ama sorun yok. Tamam o zaman Damlacığım, istersen biz kalkalım çünkü organizasyon şirketinden gelecekler. Hani karar vermemiz gereken birkaç şey kaldı, onları şey yapalım. Ha, yalnız bir şey söyleyeceğim bak. O masaların üstünü fazla süslemesinler ha. Böyle şamdanlar, vazolar, ne bileyim ormansal ürünler koyuyorlar. Karşımızdakini göremiyoruz ya. Geçen Mehmet'in düğününde ağaç koymuşlar anne. Bütün gece meyve topladık. Bu ne ya? Oğlum bırak çocuklar istedikleri gibi yapsınlar ha. Sina oğlum geçerken bizi de bırakın. Şeye gidecektik Derya'yla. Şeye. Nereye işte. Bizim şey. Ha ha. Sina bırakır ya. Tabii. Üstümü değiştir hemen geliyor. Ben ayakkabılarımı giyiyorum hemen anne. Oğlumun yaptığının elle tutulur bir tarafı yok, biliyorum. Rasim'e de olan biteni anlatamadık daha.
Benden ne istiyorsunuz anlamadım. Düğün üzere daha fazla tatsızlık çıksın istemiyoruz. Sen babanı da ikna et de düğüne gelin kızım. Dedim ya, Rasim'in haberi yok ayrıldığınızdan. Benim babamın haberi var ama. Olsun. Rasim'le Mahmut Bey konuşmuyor ki zaten. Söylemez bunlar ayrıldı diye. Belli mi olur anneciğim? Belki yüzüne söylemez ama laf çarpıtır. Mahmut Bey'in yapmadığı şey değil bu. Benimle kızımın giyecek bir tane bile yedek tişörtü yok. Sadece evimizi değil her şeyimizi almışlar anne. Vallahi kusura bakma abla. Babam ne dese haklı. Ya bu tişört mişört dert değil, alırız onları canım. Hatıralarımızı da alabilecek misin Derya abla? Öznur, canım sen Damla'nın düğününe gel. Asıl hatıralarınız orada sizin. Ya şu eşyalara verdiğin duygusallığı biraz da insanlara ver canım. Ay vallahi geçmiş olsun dilemeye geldiniz zannettim. Ne bileyim belki halimize hatırımızı sorarsınız sandım. Siz resmen beni suçlamaya gelmişsiniz. Kabahat bende ya. Ay Öznur kızım sen Derya ablanı bilmiyor musun? Patavatsızlık derecesinde açık sözlü olabiliyor bazen. Anne, yani kendisinin de sütten çıkmış ak kaşık olduğunu söyleyemeyiz. Ferdi'nin yanında öyleyim. Ferdi'nin yanında değil sütten çıkmış ak kaşık. Sadece terbiyesiz olabilirsin sen. Ben mi? Anne ben terbiyesiz miyim? Sensin terbiyesiz. Ay ne biçim laflar bunlar? Ya, ben çocuklarıma terbiyesiz dedirtmem. O zaman konuşacak bir şey kalmadı. Ay Öznur kızım sen de bir hoşsun yani ha. Ben sana mı dedim? Buna dedim. Buna. Tabii sana terbiyesiz dedi ya. Ya sen de benim bir evladımsın yavrum. Ayıramam ki seni. Yani ben bunun ağzının payını verdim diye terbiyesiz oldum öyle mi anne? Evlenmeseydi o zaman kızım zorla mı nikah masasına oturttuk biz seni? Sakın tanımıyordum bilmiyordum deme. Sen nişanlıyken defalarca buluştunuz. Az daha evlenemeyeceğim diye aklın gitti be senin. Bana ağzını topla abla. Perdeyi paralayamadım. Senin paraların burada. Kızımın halısı demem çok fena yapar. Ya hadi yap. Gel bakalım gel. Ne yapacaksın acaba? Bak vallahi beynime sap uyuştu gene. Yürü. Yürü. Derya yürü gidiyoruz. Beynimin dibine kum döktüler sanki. Yürü. Bir çuval inciri berbat ettin yürü. Susmuyorsun. Sina ben gerçekten çok özür dilerim. Konunun bizimle hiçbir alakası yoktu. Ya ablamla eniştemin arası iyi değil bu aralar. Ya özür dileyip durma. Aa her ailede olur böyle şeyler. Ay yok. Yok olmaz. Kabul et Sina biz numuneliyiz. Özellikle Derya ablam, Nedim eniştem, hatta abim, abim. İnşallah çocuğumuz ona benzemez. Yani öyle bir durum olursa yapacak bir şey yok. Biz de çocuğu cami avlusuna bırakırız. Ne yapalım? Sina Bey, Eda Hanım geldi aşağıda. Habersiz gelmemesi gerekirdi. Eda kim? Ya bizim sorunlu bir müşterimiz var da böyle aylardır bir taslak üzerine anlaşamadık. Yani bugün randevu vermemiştik. Ben niye geldi onu anlamadım sadece. Bu evliliğin sadece anneni mutlu etmek için bir prosedür olduğuna inanmamı mı istiyorsun? İstediğine inanmakla serbestsin, tamam? Annen değil, aslında sen kendini mutlu etmek istiyorsun. Tüm bu saltanatı bırakamazsın çünkü değil mi? Ya konu para değil ki. Ya paranın benim için ikinci planda olduğunu bilmen lazım. Bu görmüş olduğun şirketin benim için manevi değeri de var. Ama anlamıyorsun. Biz diye bir şey kalacak mı peki sence? Ya o Damla denen kız resmen karın olacak. Eda, normalde ben o kızla evlenecek birine mi benziyorum? Hı?
Yani bir yerde görsem dikkatimi çekmez ya. Ama annemin gelin olarak görmek istediği kız o, ne yazık ki. Bunu daha önce konuştuk. Seni istemedi biliyorsun. Tek sorun benim başımdan daha önce bir evlilik geçmesi değil mi? Annem çünkü dul bir kadını gelini olarak kabul edemez. Tek sorun o değil Eda. Sen dik bir insansın. Annem kontrolü altına alabileceği birini istiyor. Ya. Damla Hanım, merhaba. Merhabalar, buyurun. Hoş geldiniz. Dediğim gibi bu evlilik sadece bir prosedür. Ya zaten kaç aydır yüzüme bile bakmıyorsun doğru dürüst. Eda, gitmem lazım. Ben öyle ne kolay vazgeçeceğim, ne de kolay vazgeçilecek benim. Seninle son bir defa oturup sonrasını konuşmamız lazım. Sonrasında ne yaparım inan hiç bilmiyorum. Hayatım şu kavanozları doğru düzgün yerleştirirsen ölürsün değil mi? Doğru düzgün yerleştirdim zaten. Ya etiketleri niye bana bakmıyor bunların o zaman? Onlara sor. Belki sende bakmaya değer bir şey bulamamışlardır. Yahu annemin saklama kapları ne arıyor lavaboda? Annen o yemekleri sana getirdi ya. Belki kirlilerini de sen yıkamak istiyorsundur diye düşündüm canım. Hayır. Hayır, 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 hayır. Annem onları bana değil, ikimize sen yemek yapmayı beceremediğin için taşıyor. Öznur abla arıyor. Anneni sonra savunursun. Alo canım. Abim neler yapmış öyle ya. Ev konusu bir şekilde çözülür ama... düğünü ne yapacağız? Damla'nın hiçbir suçu yok ki. Evet. Şöyle... Ya... Ne? Nereden gittin? Koskoca salonda bir tek benim yolumu buldun kangeç. Evet evet. Yok dinliyorum. Hı hı. Kesin kararlısın yani. Bu kadar fazla ama. Öyle diyorsun evet. Ben tabii ki bilmez miyim abimi? Hı hı. Yoksa elimde kalacaksın. Öyle yapacağım. Gideceğim. Akşam yemeğini de dışarıda yiyeceğim. Ya git. Git ben sana hatırım kalır ya. Git ve bir daha dönme. Lan sana demedim Özra. Alo. Kapattı. Ben de kapattım. Yenge. 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 Heh yakaladım. Yetiştim. Kızım niye kovalıyorsun arasana? Yani arasam açıp açmayacağını bilemedim ki. Abinle aramızda olanlar seni bağlamaz. Sen ara beni. Peki annemle ve ablamla olanlar? Onu hatırlamak bile istemiyorum. Ya onlar adına ben özür dilerim senden. Hem ablam da iyi değil. Eniştemle boşanıyorlar. Üzüldüm. Ama dün olanların ablanın özel hayatıyla bir ilgisi yok bak. O zaten başından beri bayılıyor bana görümcecilik yapmaya. Ya laf da o ya. Yoksa hepimizden daha çok kızıyor abime. Aman neyse ne canım ben şimdi bunlarla uğraşamayacağım. Zaten derdim başımdan aşkım. Peki. Kınaya ve düğüne de gelmeyeceğin doğru mu? Nasıl geleyim yengeciğim? Hı? Abinin onca ettiklerinden sonra, ablanın o ağır laflarından sonra ben o kınaya nasıl geleyim? Tercihen mavi bir elbise giyerek sana çok yakışıyor çünkü. Bak dürüst olacağım, tamam mı? Hı. Babamı da mı düşünmüyorsun? Üzülmeyecek mi? Rasim baba bir yana, dünya bir yana. Tamam işte, ben de onu diyorum. Annemler söylemediler sizin ayrıldığınızı babama. Sizin üst katta tadilat var da sen ondan babanda kalıyorsun zannediyor. Ya yenge... Ben senin elinde büyüdüm sayılır ya. Ne olur gel şu düğüne, şu düğünü zehir etme bize lütfen. Böyle olsun istemezdim. Tamam. Olmasın zaten. Hı? Hem
Sen gelmezsen kim yapacak Tuna'yı benim elime? Benim başka yengem yok ki. Yani durumu sen yanlış anladın be oğlum. Geldiğinde çocuklar düğün için şarkı seçiyordu. Yani hayır, ben sizi orada öyle vur patlasın, çal oynasın görünce... ha dedim, sonunda istedikleri oldu dedim içimden. Sizin beni Derya'ya hiçbir zaman layık görmediğinizi biliyorum. Aa, tövbe tövbe, haşa. Bu da nereden çıktı oğlum? O meselede yanlış bir anlama var Nedim. Biz seni niye istemiyoruz? Nedim istenmez mi? Bizim kız acele edip kaçmasa, beklese babanla kendi ellerimizle evlendirecektik sizi, düğününüzü yapacaktık. Ne bileyim, ben de sizi hep böyle bir öz annem, öz babam gibi gördüm. Hep, her zaman. Öksüz ve yetim olduğum için herhalde. Oğlum, Nedim, yok, asla astarı yok böyle bir şey. Ya koskoca kadın sana yemin mi vereyim istiyorsun? Yok estağfurullah anneciğim. Hayırdır yani. Öyle diyorsan da öyledir tabii de. Biz de kendimizce bir şeyler biliyoruz ama yani. Bak, ben bu konuyu halledeceğim. Şu düğünü bir atlatalım. İkinizi karşıma alıp güzelce bir konuşacağım. Bunca yıllık beraberlik öyle pat diye biter mi? Oho, biz Rasim'le ne badireler atlattık. Daha ilk yokuşta tıkandım deyip vazgeçmek olmaz. Olmaz, olmaz. Yok, olmaz canım tabii. Doğru söylüyorsun. Hem Damla'nın düğününde büyük abisi olarak olmanı istiyorum. Aksini kabul etmiyorum. Tamam anneciğim, ben bunu bir düşüneceğim. Hala? Hala, ben hiç düşünmemiştim kendi. İlk defa düşüneceğim. Hani düğüne iştirak etmem şart mı? Ben onu iyice bir tartacağım onu iyice. Tart tart. Yarım kilo da bana tart. Tartacağım. Anlamadım anneciğim. Yok bir şey oğlum, yok. Şey, geç kaldım. İşlerim yarım kaldı, onu diyordum. Ha. Bak tamam, Derya ile konuşmuyoruz ama herhangi bir ihtiyacınız olursa ne olur bileyim. Rica edeceğim. Cansın be! Cansın oğlum! İşte benim Nedim'im bu. Bu. Adamım benim. Adam gibi adamsın. Adamım benim. Adamım. Yeter ya, boğuldum. Mis gibi mis. Can can can. Can can can. Abla, Tuğçe gelmeyecek mi? Ne zaman gelecek? Nedim ben eve gelmeden çıkma demiş. Ya tamam, Kına'ya gelmeyebilir eniştem. Onu anlarım da düğüne de mi gelmeyecek ya? Aa, sen artık rahatlar mısın lütfen? Evet bana. Annem ablalar, düğünlerde öyle şeyler düşünün. Kızım, sen ne yaptın yüzüne? Maymuna çevirmiş kendini şebek.
Gel. Gel buraya, yıkayalım yüzünü. Gel. Kızlar, ne durumdayız? Sinay annesi geldi. Damlam, sen nasıl olmuşsun öyle? Ya anne yapma ya. Sakın ha bak, makyajın akar. Anne, gözünü seveyim yapma. Kızım sen kaçtın diye kınan olmadı, ağlayamadım. Bari bunda ağlayayım. Anne, ben de ağlamadım. Sen de kınayı elime değil, ayak bileğime yakacağım deyince ben de bütün gece stres yapmaktan ağlayamadım kızım. Seni çok bilmiş. Ah kuzum benim ya. Nazarlardan korusun ama üçünüz de, üçünüz de. Bak gördün mü? Daha kına gecesinden yüzün gülmeye başladı. Geleceksin sözüm. Anne benim evlilikle ilgili düşüncemin Damla'yla bir ilgisi yok ki. Ya bu işler bana göre değil, hepsi o. Ben sana en uygun kızı buldum. Bunu zaman içinde anlayacaksın. Çekeceğim lan kulağını. Küçük damat. Ay. Ay. Anası. Ya da tam tersi işte, seni sizin gibi düşün. Abi sen bir şey mi içtin? 200 tane balon. Azıcık. Galon diyecektim sanırım. Galon demek istesem galon derim. Balon, balon. Pompayı kırdık ya. 200 tane balonu derim. Kafa. Vaaay. Hadi özgürlüğüne git. Hoş geldik. Hoş bulduk. Güzel kızım benim. Melek gibi olmuşsun anneciğim. Söyleyecek çok bir şey var ama nutkum tutuldu. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Canım karıcığım. Baba! Ne var? Verdi de dahil mi? Dahil. Ya bu kaynanan okullarını soruyorlar. Evladım, masanın üstündedir. Üstlerinde belki örtü vardır. Bir dikkatli baksana. Senin kafa gene nereye gitti? Balon şişirdim, balon ya. Allah Allah. Dünyanın balonunu şişirdim baba. 5 aylık oksijen harcadım yemin ediyorum.
Bu kadar balon şişirirse kafa gider tabii. Başladı. İnsanlar oynuyor. Biz ayak bağı olmayalım. Yavaş yavaş. Tamam. Hı? Abi. Ferdi! Biraz Ferdi'yi de toplayalım buradan ya. Tamam. Sağ ol babacığım ya. Sayende bayağı erken geldik. Hı? Hemen laf sokma annen gibi. Uflama babaya. Uf deme babaya. Babaya uflanmaz. Annene de elini seçelim. Oldu. Erkekler de evde toplanıyor herhalde. Şu hale bak. Hiç haber de vermiyorlar. Ferdi'm. Baba konuşarak mı anlaşsak ya? Baba iyice coştu bunlar ama ya. Ya çocuklar kim kuracak sofrayı? Ha? Yemekleri kim getirecek? Ben mi getireceğim? Hadi girin mutfağa tabakları getirin, yemekleri getirin. Aa, kendi kendimize yapalım bu işleri. Hadi. Kendi kendimize derken galiba o biz oluyoruz. Hadi, hadi. Aman baba ya. Bak, bak. Şu masanın üstünde topak hala oynayarak gidiyorlar. Koşun. Benim bu telefona bakmam lazım. Hemen geliyorum. İyi. Bak telefona sen de git yardım et. Hı hı. Tamam. Hadi çabuk olun. Efendim? Evde parti hazırladım. Arkadaşlar da gelecek. Bu gece mi? Evet. Söz vermiştin, unutma. Yorgunum Eda. Sen? Evet, ben. İstersen yarın balayını geçireceğiniz otele de gelebilirim. Nasıl olsa karın bütün gün uyur. Saçmalama artık yani. Şakanın da bir sınırı var. Asıl sen saçmalama. Ben seni bekliyorum. Daha fazla kızdırma beni. Ne diyorsam onu yap. Çabuk gel. Sahildeyim. Konum atacağım. Buluşup beraber geçeriz. Tamam. Kına bitsin geleceğim, tamam? Aa, niye sustunuz oğlum? Az solist geldi be abla. Oyun havası olur mu hiç? Ay Dünür, hoş geldin. Canım. Hoş geldiniz Feryal anne. Merhaba canım. Hoş geldiniz Feryal Hanım. Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Aa, olur mu? Rica ederim. Kına önemli tabii. Gelinin mührü oluyor. Madem bugün en mutlu günün, hadi hep beraber köpürtelim o zaman. Hadi. Yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşk aşırın memlekete kız vermesinler. Aşk aşırın memlekete kız anne senin bir tanesini hor görmesinler. Anne senin bir tanesini hor görmesinler.
Müsaade var değil mi baba? Börek mi? Tabii her zaman. Bizi yok galiba Ferdi abi. Aynen öyle küçük damat. Babam baştan beri sana gıcık oldu. Seni hiç sevmedi. Tanısa babanı da sevmezdi. Ferdi, oğlum niye böyle boş bazlık yapıyorsun? Şey, nütte yaptı o. Şaka ya. Gülerim diye. Şaka be oğlum. Balon şişirmekten balon. Beyni oksijen gitmeyince. Bunun kafaya hiçbir zaman oksijen gitmez. Her yerde beni gömüyorsun ya. Lan seni hem severim hem gömerim oğlum. Yani sizin elinizin lezzeti gerçekten harika. Yani hayatımda yediğim en iyi börek. Bu börek mi? Evet. Bir daha tat bakayım ya. Al biraz tat. Tat tat. Allah bir bardak da soğuk su iç üstüne. Yani. Şimdi nasıl? Hala harika. Yumruk ayı maden yaptı, Canan yaptı. Onu ısıttık, onun için öyle sana tatlı geldi. Evet, hadi gel. Lan dakika bir golmüş. Adam boş kaleye gol yedi ya. Vay Allah kahretsin. Aa, bu kına tutmuyor neden acaba? Bilmem. Kınada bir problem yok. Biz kınayı aldığımızda tazeydi. Yakan beceremedi herhalde anneciğim. Belki birinin nazarı değmiştir. Bak bakalım yenge hanım. Şimdi oldu mu? Evet, kına oldu oldu. Kınamız çok güzel oldu. Da. Ama gelinimiz hiç ağlamamış, onu ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum, adet böyle, gelinin ağlaması lazım. Yahu, baksana geline. Ağlamaktan içi çıktı, içi hun oldu, hun. Şşşt, bildiniz iyicesiz herhalde ha. Herkes bize bakıyor, görmüyor musunuz? Ha, ulan değilsin. Ne yaparsınız ya? Ben kına yakacağım. Meryel Hanım, buyurun siz de yakın. Benim kuaförüm yaktı hayatım. Hint kınası. Bu arada tut canım. Hayırlı uğurlu olsun canım. Ay o ne be, çay tabağı gibi. Beşi bir yerde canım. Helali hoş olsun. Aa, teşekkür ederiz Feryal Hanım. Çocuklar, Nedim niye gelmedi? Yani haber vermediniz ona. Haber mi vermek lazım baba? Düğün sahibi sayılır ya, eniştemiz sonuçta. Bu çocuğun da bacana. Yani bana mesaj atmış, hayırlı olsun yazmış. Ben de abi evdeyiz hani, gelsene yazdım ama. Boş ver ya, ister gelir ister gelmez. Bak keyfine sen. Denedim koşturacağız. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Nedim. Akşam hoş geldin. Çok hoş bulmadım ama artık. Nedim oğlum niye öyle alacaklı gibi kapının önünde duruyorsun? Girsene içeri. Yok yani masaya davet edilmeyince insan. Oho! Ne nazlı adamsın enişte ya. Bir de kırmızı dipli mumlu davetiye yollayalım istiyorsan. Bu ne ya? Ferdi. Baba ama. Yani ben çocuklar haber vermiştir sana diye düşünmüştüm. Öyle mi? Tabii. Ben zaten Sina beni çağırdığı için geldiydim. Hayırlı olsun demeye. Fazla kalmayacağım.
Sinan. Hayırlı olsun. Allah mesut etsin kardeşim. Sizlere de afiyet olsun. İyi eğlenceler. Nedim, Nedim bak evladım. Yani böyle günde böyle dargınlık, kırgınlık olmaz. Ya ben... Ben kapıdan girerken Ferdi'nin ettiği laflara kulak misafir oldum da baba. Dış kapının bandalıyız işte. Öyle. Yük ye. Ferdi. Bir dakika. Öyle mi? Öyle. Demek öyle. Öyle. Bunu sen istedin. Kimse kusura bakmasın. Günah benden gitti. Ferdi. Enişte. Annemle babam baştan beri seni hiç istemedi biliyor musun? Ya. Derya ablam ben Nedim'le evleneceğim dediğinde babam ölümü çiğnersin dedi. Ana da yüzü sordu. Ha? Yalan. Yalan. Ben öyle bir şey. Ben öyle bir şey söylemedim. Ferdi sus. Şey yapıyor. Boş bağız bu. Öyle bir şey yok. Geçmiş zaman ben çatlamıyorum öyle bir şey söyledim ben. Ferdi. Ferdi git güzel bir şeyler söyle. Ne olur olmadı. Yok, yok, yok öyle bir şey. Anlatsana güzel güzel Ferdi. Enişte. Bak eniştemsin. Seviyorum seni. Vallahi seviyorum ama... Bazen çok abartıyorsun ya. Bırak abi şu geçmişi kurcalamayı. Ne arıyorsun sen? Ya biz seni bir kardeş gibi, bu adam seni bir oğlu gibi bağrına bastı. Daha ne istiyorsun enişte? Sen de çok iyi gidiyorsun oğlum. Devam et, devam et. Tamam, yürü, yürü, yürü. Allah'ım. Ya ablam sana ölüyor, ölüyor. Deli misin sen be? Seni sevmese o kaymakam yardımcısıyla sözlüyken sözü atıp sana kaçar mı? Allah aşkına kaçar mı? Çalıyor muyum? Çalıyor muyum? Söz mü? Söz, ne söz bu? Nasıl bir sözdü mü bu? Ne bu? Aa ben bunu bilmiyordum. Vallahi ben de bilmiyordum. Vallahi billahi ben de bilmiyordum. Yani adam istemiş ama verilmemiş diye biliyorduk. Söz yeni çıktı. Sözdü ya. İşte evet, yeni çıktı. Söyledim. Ama bu geçmişte kalmış bir söz. Büyüğümüz ödemiş. Dün dündür, bugün bugündür. Ne güzel bir söz. Ne güzelmiş ya bu. Enişte, börek çok güzel ya, yesene. Allah aşkına bir ye. Canan yaptı onu diye. Ama söz ne? Ne olur bir tane ye de. Ya sözmez diyorsun. Bir tane ye de şunun yüzü kapansın. Yürü git. Sözmez diyorsun bana. Yürü git. Hayati tehlikem var. Ye şunlar. Ya yürü git. Ne olur enişte. Abla yeter ya. Kayınvalidemden çıkmadım sen çektiğin kadar. Derya! Enişte, enişte. Derya! Tutun şunu! Tutun! Kes! Derya! Düğüne gelmez dedik, kınaya bile geldi bak. Ne gergin. Yalan söyledin! Bana yalan söyledin! Dedim, ne işi var senin burada? Sen sözlüymüşsün o herifle. Safi isteme değilmiş o. Hangi herifle nedir? Kaymakam yardımcısın diyor ya. Ferdi, bir de ağzından kaymakam yardımcısı lafı çıkarsa senin o dilini keserim. Doğru. Bali olmuştur artık. Baba! Baba dur! Ya sakin olun artık, bize bakıyor. Anne, 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 anne. Yok bize, yok. Nedim. Hadi. İşte hadi ayıp oluyor insanlar hadi. Aa. Hadi işte ne olur işte. Canan, rezil olduk.
Yani bu saatte hep geri kalıyor. Rezil olduk. Vallahi rezil olduk. Cümle aleme rezil olduk. Bırakmadınız ki o boş boğazın kafasını kırıvereyim. Aman canım neyse. Kına da son bulsun bu aksilikler. Düğünü de kazasız belasız atlatırsak gerisi unutulur gider boş ver. Ah be kızım sen. Ne ara büyüdün de böyle evlilik çağına geldin. Canım benim. Canım hatırlıyor musun? Hani böyle çocuklar düştüğü zaman hep anne anne diye ağlarlardı. Damlam düştüğü zaman hep baba baba diye ağlardı. Canım benim. Sonra bir gün biz... Oho, kime anlatıyorsun? Kadın uyuyor mu, bayılıyor mu belli değil. Babacığım, sen niye yatakta değilsin? Uyku tutmadı. Beni de uyku tutmadı. Ben bu evi, yastığımı, yatağımı sizi çok özleyeceğim. Az önce aklıma çok sevdiğim bir türküden bir söz geldi. Diyor ki... Ölümle ayrılığı tartmışlar. 50 dirhem ağır gelmiş ayrılık. Yani adam ayrılığı ölümün önüne koymuş. Ha. Bak şimdi sana bir şey anlatacağım. Bilmem hatırlar mısın? Çünkü 3-4 yaşlarındaydın o zaman. Şimdi bizim burada panayır kurulurdu eskiden. Biz de ailece gider eğlenirdik. Gene seni bebek arabasına koyduk. Ha bu arada sen 6 yaşına kadar bebek arabasında gittin. Hiç yürütmezdim seni. Neyse bir gün yine annen sen ben bebek arabasını ben itiyorum böyle. Arada bir annen dedi ben de ittim diyor. Annen alınca dedi ay baba baba diye ağlıyordu tamam. Annen de al hadi al al seni istiyor derdi. Neyse o gün gittik panayıra. Ondan sonra giderken sen bir yer gösteriyorsun böyle. Abi baktım pamuk helvacı. Çok severdim pamuk helvayı. Dedim Canan pamuk helvası istiyor. Canan baktı dedi etrafı kalabalık adamım ben gideyim alıp sen de çocuğa bak. Neyse biz bekliyoruz annen gitti oraya. Bir ara baktım yanımızdan bir yaşlı teyzeyle bir orta yaşlı teyze geçiyor. Ondan sonra o yaşlı teyze pat diye düştü yere. Kimse dönüp bakmıyor. Hemen koştum yanına kaldırdım teyzeciğim. Dedim ne oldu? İyi misiniz? İyiyim iyiyim evladım Allah razı olsun teşekkür ederim dedi. Sonra girdi o genç teyzenin koluna gittiler. Ben döndüm. Aa, bebek arabasına bir baktım sen yoksun. Ya dedim nereye gider bu kız? Sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Kalabalık. Damla, damla, damla. Bağırıyorum, bağırıyorum. Yok. Başımdan aşağı kaynağı sular döküldü. Allah'ım dedim kızım bana bağışla. Ya Rabbim. Onu bana buldur ya Rabbim. Bak bir daha ne olursa olsun hiç ayrılmayacağım. Hep yanında olacağım dedim. Daha duamı bitirmedim. Annemin sesi duyuldu. Razım, razım. Bir çocuğa sahip çıkamadın razım. Ne biçim adamsın. Bir baktım. Sen annenin elinden tutmuşsun. Öbür elinde de pamuk elması yiye geliyorsunuz. Ya. Nasıl korkmuştum, nasıl korkmuştum. Ben o gün hiç unutamadım.
Bir de ettiğim duayı hiç unutamadım. Babam, ben seni o günden beri hiç bırakmadım. Ama şimdi... Neyse sen bakma bizlere bu. Analar, babalar, evlatları böyle evleneceği zaman hüzünlenirler. Öyle de adettir bu. Hüzünlenir ama için içinde mutludurlar. Hele evlatları mutlu bir evlilik yaparsa o değme keyiflerine. Yalnız tabii bu evlilik mutsuz olursa, yani hele bir de ayrılık olursa, işte o zaman hem evlat yanar, hem analar babalar yanar. Onun için hem şimdi bana söyle bakalım. Sen bu çocuğu iyi tanıyor musun? Ona güveniyor musun? Asıl en önemlisi, sen bu çocuğu seviyor musun? Evet. O zaman böyle olunca senin mürüvvetinle bizim mutlu olmamız lazım. Allah sana geçim derdi vermesin. Ağzının tadını bozmasın. Hayırlı evlatlar doğurmak nasip etsin. Amin. Yalnız bir şey söyleyeceğim, kulağına küpe olsun. Her ana evladına söyler, hele kız evladına. Yuvayı dişi kuş yapar. Ve sabır hem umudun hem de kurtuluşun anahtarıdır. Sakın unutma. Unutmam. Kulağımı küpe ettim. Babasının bir tanesi. Güzel kızım benim, babacığım benim, babacığım benim. Köpek biraz siz müsünüz? Yapar ya. Şartlar altında daha fazla devam edemeyeceğim. O yüzden bunu anlar ve beni bir daha aramazsan sevinirim. Seyda. Eda bak gerçekten yani bunu zorlaştırmayalım, olur mu? Tamam. Son bir defa sarıl o zaman bana. Beni eve bırak. Sonra da gidersin.
Anladın gittiğini. Yatağını toplamamış, telefonu da almamış. Kesin bu çocuğun başına bir şey geldi. Deme ya. Ya anne dur, acele etme. Ferda. Sen dün gece burada mı yattın? Evet. Niye? İş gücü olarak baba. Getir, götür, kaldır. Ne oldu, mevzu mu var? Damla yok, Damla. Nasıl yok ya? Fidan, Fidan, Damla'yı gördün mü? Yok, ne oldu ki? Yok, kaçmış. Ha, nasıl kaç? Yok artık ya. Bu kız aptal mı evlenecek adama kaçsın? Yani ne bileyim, şurada şöyle terli duvaklı gelin olmak falan varken. Fidan, başlama zaten. Yarım akıl kaldım ben ya. Dur oğlum, dur. Baba, yavaş baba. Dur. Baba, dur, bir şey olacak. Yarar. Kız gerçekten yok mu? Yok. Anne. Orada teyzem geliyor işte. Nerede gel? Kız. Damla. Kızım bizi çok korkuttun. Neredeydin? Ben gelin olmadan son bir kez bizim mahallede turdayım. Sahile ineyim istedim. Kıyamam. Kızım benim. Damla. Aman tamam, dur. Çok şükür. Hadi. 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 Sen daha fazla gülme istersen. Niye ki? Yani şimdi böyle gelinlikle görünce aklımı başından aldım. Bir de gülersen. Sana bir haller oldu ha. Ne gibi? Bir başka bakıyorsun sanki bana. Çok normal değil mi? Sen çok güzel bir gelinsin. Damat da benim. Ama nasıl güzel. Bak, Damla çok şanslı. Yani bu kadar mı yakışılır birbirine? Nazar değdirmesek mi acaba? Ay. Bana da tabii.
Abi. Hoş geldin abi. Hayırlı olsun. Sağ ol. Sete ilk girdin. Nereye gideceksin? Nereye? Çay ocağı. Hoş gel. Çay ocağı. Setteki en önemli kişi kim? Hoş gel. Çaycı. Herkes tanır. Merhaba. Her deliğe girer çıkar. Yönetmeni tanır, kostümcüyü tanır, onu tanır, bunu tanır. Bir işin olduğunu söylersin hemen işini çözer. Çok iyi o zaman. Adam tersse... Tavana getireceksin, yumuşatacaksın. Çaycıya ihtiyacımız var oğlum. Anlamıyor musun ya? Kızım senin baban gelmeyecek kesin mi? Bakarız dedi. Bakıyordur o zaman anne. Senin kocan gelsin de benim babam gelmese diyor. Doğru diyor Nedim, gelmedi. Anneciğim, gelinle damat geldi de benim kocam eksik kaldı değil mi? Gelmedi ama. Cinan Hanım, çocuklardan bir haber var mı? Misafirlerin çoğu geldi neredeyse. Şimdi Sina yazdı, yoldayız, gelmek üzereyiz. Bak ya. Damla! Şu güzelliğe bak ya. Maşallah. Ay ay ay, geçin şöyle, geçin geçin geçin. Bütün akşam ayakta yorulacaksınız zaten, hadi. Oy. Abla ya, ben çok heyecanlıyım. Yardım et. Telefonu var. Çok normal değil mi yani? Su falan ister misin? Çok içtim ya. Tamam, o zaman soda limon getirsinler. Ya da yiyecek bir şeyler yaptıralım. Çünkü bütün gece aç kalacaksın. Ha? Sina haklı. Ben hemen ayarlatıp geliyorum. Tamam. Geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ ol. Kesin erkek tarafı. Bizden böyle tip çıkmaz. Bizim kasa ha bu. Haberdi. Bir şey demedim ya, Allah Allah. Alo, geldiniz mi? Oğlum siz adamsınız, adam ya. Tamam, geliyorum. Ya kim geldi? Kimler geldi? Oyuncu arkadaşlarım gelmiş de baba. Onları bir karşılayayım ya. Ay, ünlü bir konuğumuz da olacak. Kim acaba? Anne, Ferdi'nin ünlü bir konuğu olabilir mi sence? Niye olmasın canım? Şimdi bunu şöyle saralım. Üstüne dökülmesin. Ay dur, telefona bir şey geldi. Ne o? Bakacağım. Aa, bir canlı yayın daveti. Ha. Bizim düğün bu. Bu senin sorumlu müşterin değil mi? Evet, oldu. Madem sorumlu, niye çağırdın o zaman? Bilmiyorum ya, herhalde sekreter davetli listesinden çıkarmayı unuttu herhalde.
yani. Boş verin ya. Arada kaynar o. Ablacığım senin biraz makyajın akmış. Tuğçe makyaj çantasını uzatır mısın? Ben bir tazeleyeyim. Vallahi akmış teyze hoş. Sen dön bakayım bana. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne işin var orada? Üzümün içinde baka baka ilk dansını nasıl yapacaksın onu görmeye geldim. Defol git buradan. Bana söz vermiştin. Yok. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Niye yalan konuşuyorsun? Üstelik elimde delil var. Aa, nereye gidiyor bu damat? Ya tuvalete gitmiştir. Ben de bir dakika dur, kalemim kalmış çantamda. Onu alayım öyle yapayım, tamam mı ablacığım? Geliyorum ben. Kimse bu. Çok güzel oldun. Neredesin? Göremiyorum seni. Arkandayım. Sen beni zorluyorsun ha. Zorluyorsun beni yani. Ben sana iyi niyetle yaklaşıyorum. Beni kandırıyorsun. Ben mi seni kandırıyorum? En başından beri beni kandıran sensin. Sen ne yapmaya geldin buraya? Hı? Aklınca bu düğünde olay mı çıkaracaksın? Senin gerçek yüzünü bütün bu insanlara göstermeye geldim. Kandırdığın insanları. Hani bu evlilik sadece bir prosedürdü? Hani bu kızla sadece göstermelik evleniyordun sen? Sen o çeneni bir kapat, tamam mı? Sana burada inanacak kimse yok. Öyle mi? Dün gece çektiğim videoyu o kıza da göndereyim mi? İster misin? Hani üstünde kına kıyafetlerin varken. Sen delirmişsin ha. Gerçekten delirmişsin. Ne istiyorsun sen benden? Hayır, bir şey istemeyecek olsan bunları yapmazsın diye düşünüyorum. Nikah anında rezalet çıkarırsın diye düşünüyorum ama sen belli ki pazarlığa gelmişsin. Hayır diyeceksin. Pardon, neye hayır diyeceğim? Nikahta. O kıza hayır diyeceksin. Senin ağzından çıkanı kullanıyor mu? Evet. Hayır demezsen evliliğin sadece bir dakika sürecek çünkü. Elimde seni rezil edecek daha bir sürü şey var. Bu video ne ki? Güzel oldu be. Damat kıydı parayı. Para var ha. Deniz. Hadi siz geçin otur. Geçin. Ya Öznur'u arıyorum iki saattir. Nerede? Gelin odasındaydı en son. Ha iyi. Abi. Benim bir 5 dakikaya ihtiyacım var. Vakitten mol ne var ya? Al hepsi senin olsun kızım. O zaman şöyle yapalım. Gelin odasının kapısına git sen. Ama ben işaret verene kadar Sina'yı içeri alma, tamam mı? Yeni bir adet mi? Bu ne bu? Yok. Kızsal konular. Tamam o zaman. Hadi. Tamam ben. Tamam. Çok güzel tutmuş bunlar. Nereye kayboldunuz ya? Sina nerede? Tuğçe, annen seni sordu biliyor musun? Bir bak istersen sen. Tamam teyze hoş. Deniz, sen iyi misin? Değilim ya. Damla bu adamla evlenemezsin. Abla saçmalama ya, ne oluyor şimdi? Özür aramızda, tamam mı? Tabii canım, herhalde. Bir sakin ol önce. Derin bir nefes al. Ve en kötüsünü düşün. Ay. Başka karısı falan mı var ya? Hayır ya, o kadar da kötü değil. Ne? Başka birinden çocuğu mu var? Hayır, o kadar da değil. Ya abla ne o zaman? Söylesene, çatlatma insanı.
Damla bu çocuğun sevgilisi var. Abla saçmalama Allah aşkına ya. Benimle nasıl ilgileniyor görmüyor musun? Nasıl üstüme düştüğünü, ben nasıl inanayım böyle bir şeye? Ah. Senin gerçek yüzünü bütün bu insanlara göstermeye geldim. Hani bu evlilik sadece bir prosedürdü? Hani bu kızla sadece göstermelik evleniyordun sen? Abi girebilir miyim artık? Mümkün değil. Tamam abi, ben anladım seni. Şimdi ha, buyur abi. Bu ne lan? Abi ben adetten diye şey yaptım ama. Oğlum çocuk muyum ben, baş iş veriyorsun? Şuursuz. 400 mü veriyor lan? 400 abi. Valla. Herkes. Tamam. Al şunu. Vereyim mi? Al şunu. Valla. Sok cebine sok. Abi artık gireyim içeri hadi ya ama. Geçiş yok, yasak. Sen yine balon mu şişirdin abi? Yasak güzel kardeşim, yasak ya. Demek bu sorunlu müşteri ha? Niye sorunlu olduğunu şimdi anladık. Nerede bu? Ha? Nerede? Öldüreceğim onu, nerede? Sakın! Bu en son yapacağımız şey. Abla ben nasıl duracağım ya? Nasıl durabilir böyle bir şey öğrendikten sonra ya? Sonunu düşünüp durmak zorundasın Damla. Yani aklımıza ilk gelen şeyi yapamayız. Sonra zarar bize dokunur. Ha, Deniz haklı yengem. Şimdi bir dur, onu dinleyelim. O sonuçta bu işin uzmanı değil mi? Sakin. Otur. Şu an biz Sina'ya saldırdığımız anda bu babamın kulağına gider. Yani o yüzden durmak zorundayız. Sonra babamı kimse tutamaz Damla. Biliyorsun yani hiçbir baba kızının canını acıtan adamın yanına bırakmaz. Lütfen babama düş. Tabii dur şimdi, Sina'ya falan bir şey yapar. Ben ne yapacağım o zaman? Ben ne yapacağım abla? Ben böyle bir şeyi öğrenip ya ben nasıl susacağım? Nasıl Sina'ya çekeceğim böyle bir şey? Ben ne yapacağım ya? Sabredeceksin Damla. Bir oyun oynayacağız. Sonra zamanı geldiğinde biz kazanacağız, tamam? Hı. Ben kendimi çok kötü hissediyorum ya. Kendime yediremiyorum bunu şu an. Ne yapacağım ben ya? Damla biliyorum, biz de çok üzülüyoruz bir tanem ama ağlama lütfen. Bak sonra birlikte ağlarız, tamam mı? Söz veriyorum. Evet, önce onu bir inlete inlete ağlatalım. Tamam, sonra hep beraber ağlarız. Haklı. Bak yengen evlendi, çocuğu da var ama evi gitti işte, ortada kaldı. Oh. Evet bak. Bir laf var. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Yani vardır onun da bir hesabı sonuçta, değil mi? Sonuçta hiçbir şey bu dünyada kalmaz. Ne yapacağız oğlum ben ya? Yani sen o nikah masasına oturmadan bir şekilde bu düğünü dağıtmamız lazım. Ama nasıl? Yemin ediyorum inatçı damat diye dizi çekilse sen oynarsın. Bu ne ya? Vallahi abi sen de örümcek adamda oynarsın yani ha. Hiç sırıtmazsın. Ne oluyor? Senin ne işin var oğlum burada? Ya abi içeri gireceğim. Ferdi abi izin vermiyor. Gel. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? İnsene aşağıya. Ne var içeride? Ya kadınsal mevzular konuşuluyor da. Aa. İyi o zaman in. Kal. Ya ne alakası var? Saçma sapan konuşma. Oğlum kadınlar susmaz ki. Konuşurlar sabaha kadar. Sen hayatta giremezsin içeri. Böyle ağaç gibi kalırsın burada. Her şekilde girsin. Olmaz. Çekil. Abi girebilir miyim lütfen? Dur tamam. Onu oradan silkip koparmanın çok güzel bir yolu var. Müsaade et. Buyurun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam. Hadi gir içeri. Abi çok teşekkür ederim. Konuşmamız lazım. Gelin benimle. Ne? Aşkım ne oldu ya? Niye ya? Ne oldu ki? Sen neden bu kadar ağladın ben anlamadım. Gerçekten. Aa. Düzelt o bakışları ablacığım. Heyecandan biraz paralize oldu da sakinleşmesi lazım.
bizim psikolojide çok sık rastladığımız bir durum. Yani o da seni biraz bunalttı herhalde. O sıktı. Geçer bence. Şey yapmayalım. Ha? Geçer. Yani. Sakın. Dokunmak hiç iyi bir şey değil. Temas etme lütfen. Biraz yalnız kalsın. Böyle tek kalmaya ihtiyacı var, olur mu? Yok yok, ben bu ahlaksızın yediği haltı gidip hiç Derya'ya anlatmayayım. Hiç. Şimdi ortalığı karıştırır. Gider Sina'ya falan dalar ha. Babama da her şeyi açık eder. Aman ha. Aman ha enişte, sakın. Görsün bakalım babam. Bunca yıllık damadım hiç böyle yamuğum oldu mu? Görsün bakalım. Hadi. Arkadaşlar, aşkım. Artık kendimizi övmeyi bıraksak da bir harekete mi geçsek? Bence de. Ben şu an içeriye hakim olmaya gidiyorum. Aşkım, merak etme. Konu bizde. Yok yok, biz bu nikah patates edeceksek bizim nikah memurunu beklememiz şart abi. Başka çaremiz yok. Bence burada kök salalım. Hiçbir yere kıpırdamayalım. Adam gelince zaten uyanırız nikah memuruna, değil mi? Abi adam geldi zaten. Ne diyorsun oğlum? Evet. Emin misin lan? Evet. Ya benden nüfus cüzdanımı aldılar. Nikah şahidi olacağım ya. Sen şahit misin? Evet. Tabii. Tabii. Yok, bir de ben şahit olacağım. Tabii sen şahit olacaksın. Ben zaten böyle okul müsamerelerinde forması çok eski diye en arka sıralara atılan çocuklar gibi. Ben mi olacağım nikah şahidi? Yalnız seni tebrik ediyorum. Helal olsun. Ekmeğini taştan çıkarıyorsun ya. Böyle eşeledin eşeledin yine alınacak bir şey buldun. Sırası mı abicim alınganlığı? Yok alınganlık değil ya hakikaten yani. Ben mi olacağım nikah şahidi yani şimdi? Verdi. Bana deseler ki bak yemin ediyorum. Nedim biz karar verdik. Bu nikahta sen şahit olacaksın deseler ben şaşırarak ölebilir miyim? Babalar, bizim bu nikah memurunu bir an önce paketlememiz lazım. Evet, buradaki herkes aynı şeyi düşünüyor Kaon. Kaon mu? Kaon. Hani on numara damat ya, o açıdan. Hani K9'un bir üst modeli, böyle. Ha. Abicim hadi Allah aşkına ya, birbirinize laf sokmayı bırakın. Hadi gidelim ne olur. Ya hadi hadi diyoruz, burada çakıldık kaldık, gitmiyoruz bir yere. Bakın ben bunu bir oyunda izlemiştim. Ya başlatma oyunundan şimdi ya. Kaan, ne oyunu ya? Nikah memurunu bekliyoruz abicim. Şimdi oyunun sırası mı? Bob stilleri. Yaşıklı. Aha şişt. Bak bak. Emin ediyorum bak şans ayağımıza geldi. Enişte. Enişte. Ben de şaşırdım orada. Geldik. Lan amcam, hamdolsun. Babacığım, hayırlı olsun. Oh, oh, Nedim. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk babacığım. Anneciğim, hayırlı olsun. Sağ ol evladım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya 10 dakika önce geldim de kapıda Ferdi ile Kaan'la tişe yaptık, takıldık biraz. İyi yetişebildim. Yetiştim ya daha erken. Bir saat önce gelecektim de yolda dolmuşum lastiği patladı. Aa. Şoföre yardım ettim sök tak falan. Aferin oğlum. Sağ ol. Biraz geciktik. Dolmuşla mı geldin dedim. Evet dolmuşla geldim Derya. Neyle gelecektim? Taksiyle mi gelecektim onca yolu? Baba. Efendim. Ya, hoş geldiniz. Oyuncu arkadaşları. Öyle mi? Bunlar hangi dizinin mafyaları? Yok ya, bıraktılar o işleri. Sağ olsunlar bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi öp. Öpeyim baba. Nerede? Öpsün, öp. Öpeyim baba. Heh, sen de. Öpeyim babacığım. Baba. El öpenleriniz çok olsun çocuklar. Thank you.
adamsın. Şansın Bey. Efendim buyurun. Günaydın. Bir terslik var. Terslik ne tersliği? Nikah memuru kayboldu. Anahtarlık mı bu kaybolsun canım? Cübbesini unutmuş. Arabayı almaya gitti. Yok, gelmedi. Allah Allah. Sen şu cübbeye bak ya. Çocuklar bir gidin bakın hadi. Yok yok. Biz arkadaşlarla türkü çığırarak ararız. Siz hiç rahatsız olmayın. Hadi. Oturun oturun. O zaman bir şey yapsın. Verdi baksın da baba. Biz şey yaparız sonra. Ya Dünür Arman, siz telaş yapmayın. Ben alakadar olacağım. Buyurun buyurun geçin. Yandık. Ne oldu abi? Bu adamın yok olması lazım ya. Bu adamın bu nikahı kıyamaması lazım. Yenge geldi. Fethi Bey nerede kaldınız? Hiç cübbe unutulur mu canım? Sen merak etme abi. Biz hallederiz. He? Baba gel.